Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivas'ı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yine her hafta düzenli bir şekilde yaptığımız fonların hangi şirketleri alıp takas kurumuna koyduğunu inceleyeceğiz. Bu videolar bizim için çok önemli. Özellikle endeksin geri çekilmeye, düşmeye devam ettiği şu günlerde acaba gerçekten ellerindeki büyük şirketleri satmaya mı başladılar? Yoksa bazı şirketleri alıyorlar mı? Aslında bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz her ay sonu yaptığımız gibi en büyük fonların hangi şirketleri aldığını zaten onların kendi kap bildirimlerinden incelesek de bunun dışında inceleme yapabildiğimiz bir alanda Tefas.gov.tr. Ben de sizler için oradan fonların genel olarak alıp sattığı şirketleri hem haftalık hem de aylık bazda inceliyorum. İsterseniz haftalık bazdaki duruma bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir Batı Çimento'nun ciddi anlamda alışını görüyoruz ve Batı Çimento'da da büyük bir yükseliş var biliyorsunuz. Bunun yanında hangi şirketleri almışlar? Bakın Batı Çimento'da yaklaşık 5 milyon 800 küsür bir lot alınmış ve bu bakıyorum 1 milyar TL'lik bir kâra denk geliyor. Zaten kazançları da 1,5 milyara çıkmış. Onun dışında İş Bankası'nda gördüğünüz gibi bir alımı var, büyük de olmasa. Türk Hava Yolları o kadar düştü diyoruz. Bakın Türk Hava Yolları'nda da 1,5 milyon lotluk bir alımı var. Çok yüksek bir alım değil bu. Türk Telekom'da bir miktar daha fazla bir alımı var. Ama bakın şu an orada da zararda gözüküyor. Koç Holding'de yine alımda. Kardemir'de de bir miktar daha büyük bir alımı var. Alark'ta bir miktar daha büyük. EKGO'da bir miktar daha büyük. Biliyorsunuz gayrimenkullerden bahsetmiştik. Astor görece yine fena değil, alımları çok büyük diyemem ama Astor'da iyi bir bilanço getirdi biliyorsunuz. 10 RYT'de çok büyük bir alımı var ama zaten 10 RYT'de yükselmiş olabilir, isterseniz bakarız. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Migros'taki alımları fena değil. ODAŞ'ta alımda, Tüpraş'ta alımda, gübre fabrikaları, Garan, Enka'yı da alımda. Enka iyi bilanço getirdi biliyorsunuz. Eforce'de biraz alımları yüksek. Albaraka Türk, Paseu, Bioen, bakın gördüğünüz gibi Eskom, Metteri, Alkece, Big Chef. Bunlar da alımları fena değil, güzel. M-Park'ta var bir alımı. Evren, Taten, VCTR. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru iniyor. Şimdi buradan sonraki şirketlerde ben çok detaylı bakmak istemiyorum. Çünkü alımları aslında birkaç kişinin toplanıp alabileceği şekilde o büyüklüklerde alımlar. Şöyle aşağıya doğru iniyorum sizin için. Daha başka alımları görebilmeniz için. Eğer kendi şirketiniz varsa aralarında ve videoyu durdurup siz de şirketinize bakabilirsiniz. Burada alımlarının çokluğundan azlığına göre sıraladık. Çünkü aşağıya doğru indikçe minimal alımları oluyor. Yani biz birkaç kişi birleşip alabileceğimiz minimal alımlara doğru gidiyoruz. Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi burada gerçekten bir süre sonra zaten artık alım falan yok. Şuradan sonra yok. Sattıklarına da bakalım isterseniz. Bakın neler satmış. Şöyle en aşağıdan bakarsak en çok sattıklarını görürüz. Petkim'deki satışları büyük. Akmak'ta büyük. Turkcell'de büyük. Pegasus'ta satmışlar, Sasa'da satmışlar, Yapı Kredi Bankası'nda satmışlar, Aselsan'da satmışlar, Kozal'da da satış var, Sahur'da da satış var, Efes'te de bir miktar satış var, PSGEO'da da satış var, Ahgaz, Mahkeme, Teknosa, Şok Market. Gördüğünüz gibi aslında büyüklerin bir kısmını satmaya başlamışlar ama çok yükselenleri ve oralardan kazanç elde ettiklerini satıyorlar gibi gözüküyor. Şu an gördüğünüz gibi mesela Türk Hava Yolları gibi hiç gitmeyen şirketlerdeki pozisyonlarını kapatıp iyice de bırakıp gitmemişler. Zaten dün izlediğim bir aracı kurum videosunda hangi kurum olduğunu söylemeyeceğim. Model portföylerin içine %20 oranında Türk Hava Yolları sokmuşlardı. Ki bunu söyleyen kurum bundan birkaç önce Türk Hava Yolları'ndan bicacık olmaz diye de yorum yapmıştı. Hani böyle İkircikli davranışları beni çok hoşuma gitmiyor. Ama size burada genel olarak ben haftalıkta neler yaptıklarını açıkladım. Şimdi buradaki şirketlerden hangisine bakabiliriz? Ben öncelikle bir Astor'a bakmak istedim. Astor'da ne durumdayız diye. Çünkü Astor hem iyi bilanço açıkladı hem de çok düştü gerçekten. İsterseniz şöyle bir haftalıkta bakalım ne kadar düşmüş olduğuna. Şu zirvelerinden nerelere gelmişiz bakın. Zirvelerinden %50 oranında düşmüş. Enerji şirketleri yurt dışında iyi bilançolar açıklarken, iyi performans gösterirken bizde %50 düşen bir Astor var.
Belki bunu kapacak, umuyoruz kapacak. Gördüğünüz gibi burada bir düşüş trendinde şu anda. O düşüş trendini henüz kırmış gözükmüyor. Ama RSI tarafında da bir dipten dönüşü vermiş duruyor. Peki bu düşüşü tamamladı mı diyecek olursak şuradaki büyük yükselişin düşüşünde neredeyiz diye bakalım istiyorum. Evet. Burada gördüğünüz gibi gelmişiz. Bakın 0.618 ve 0.786 bölgeler arasına kadar inmişiz. Eğer buradan bir tur daha aşağı inerse, yani şu talep bölgesinin altına inerse bu artık yükseliş trendini bozuyor demektir. Çünkü yükselişin düzeltmesinin altına düşmüş demektir. Böyle bir şey olması bu gelen bilançoyla da çok beklenmiyor. Aslında endekste yeteri kadar düştüğü için yani yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte burada bir gelecek olabilir diye düşünüyorum. Ama bütün yatırım kararlarınızı kendiniz veriyorsunuz. Unutmayın. Biz burada hiçbir hisseyi al veya sat veya tut gibi bir tavsiye veremeyiz. Öyle bir yetkinliğimiz de yok. Ben tamamen kendim için yaptığım işlemleri sizlere de teknik takas anlamını anlatıyorum. Benim burada gördüğüm bu. Birçok şeyde başarılı olduk şükürler olsun. Şu endeks düştüğü zamanlarda da sizlerle beraber aylar önce hatırlıyorsanız para piyasası fonlarına da geçmiştik. Ve ben geçtiğimde bana çok kızanlar olmuştu ve oradan sonra endeks düşmeye başlamıştı. Ondan beri toparlanamadım. Zaten ben bu not arttırımlarında alımlara geçtiğimi söyledim. Ben de o yüzden bir miktar da olsa eksideyim. Şimdi Astor'la ilgili fikrimi söyledikten sonra Batıçım'a bakalım. Batıçım ne yapmış bunlar Batıçımcılar? Benim kanalda da Batıçım'dan birkaç kere bahsettik biliyorsunuz. Ne olabilir, ne yapabilir diye. Batıçım'da evet bir kanalımız var. Bu kanalı daha önceki videoda oluşturmuştuk ve ben bu kanalda aynı şuraları görebilir diye size bahsetmiştim. Bakın şu an eski zirvesinin üzerine çıktı Batıçım. Peki ben buradan herhangi bir işleme girebilir miyim? Cesaret edebilir miyim? Ben açıkçası dediğim gibi daha düşmüş ucuz kalmış şirketlere alıp bekleme taraftarıyım. Çünkü buralarda eğer bir terste kalırsanız aylarca terste kalabileceğinizi düşünüyorum. Buradan sonra gitmez mi? Bakın haftalık kanalını neredeyse güçlü bir şekilde kırmış. Yani kanalın tepesine doğru gitmesi olası olabilir. Bu bölgelerde olduğu gibi RSI'de de aşırı alım bölgelerine geçebilir. Ben buna cesaret edebilir miyim? Yani belki hacimleri de bakmak lazım. Bakın şurada büyük bir hacimle yapmış bunu zaten. Buradaki hacim de bunu gösteriyor. Yani çok küçük bir miktarda belki stop noktaları belirlenerek denenebilir ama yine de dikkatli olmak gerektiğini hatırlatmak isterim. Hiçbir tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Burada benim başka söyleyebileceğim başka EKG'ye yok bakalım. Ben de bazen sizlerle birlikte bakıyorum çünkü ben de çok emin olamıyorum şirketlerden. Şimdi burada birkaç farklı kanal çalışması var. EKGO'da da yükselen bir kanal var biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ama bu kanal beni birazcık endişelendiriyor. Açıkçası ben buralardan bir işleme girmeye endişe ederdim. Bakın şimdi örneğin şu bölgenin düzeltmesine bakalım. Şu bölgenin ikine bakıyoruz. Unutmayın. Şu bölgenin düzeltmesini gördüğünüz gibi 0.618'lere inmiş ve tekrar yükselmiş. Şimdi aynı bölgenin bir sonrakinde düzeltmesini yine 0.618'lerde yaptığını düşünecek olursak ufak bir geri çekim olması söz konusu olabilir. Mesela nerelere gelebilir? 10.02'leri görmesi olası olabilir. Bakın 10.02'lere gelememiş. Oradan bir tepki vermiş. Ama bir tur daha düşürlerse hiç şaşırmam. Düşürmeyebilirler tabii ki. Şu an çünkü teknik analiz yapıyoruz ve alımlara da bakıyoruz. Yani 115 milyonluk falan bir alım yapmışlar. Fena değil. Bir yandan notlarımdan size gösteriyorum çünkü. Ben de kendim için notlar alıyorum. Yarın bir de yabancının takas analizine bakacağız. Orada biraz daha netleşir. Aynı hisselerdeler mi? Hangilerine alım yapmışlar? Beraberce bakalım istiyorum. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olmuştur. Yarınki videoda çok değerli. Lütfen bugün ve yarın notlarınızı alın. Ona göre işlemlerimize girmeye devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.